arkadaşlar. Merhabalar. E, bugünkü programda yine beraberiz. E, şöyle bir ders programımız var. İlk dersimiz bir saat el aletleri. Sonrası dersimiz iki saatlik iş yeri bina eklentileri. E, son iki saatimizde koruma politikaları Yok. Ne olacak arkadaşlar. Yok, bu şöyle yine e, altı saatlik bir programımız var. Ben hemen e, mikrofonları bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet böyle bir programımız var bugün için ee, ilk dersimizde el aletleri şöyle arkadaşlarımız katılana kadar e, ben ufak bir iki bilgi aktarayım el aletleriyle ilgili. Şimdi e, ara ara arkadaşlar iş yerinde e, o turlarımızda gözlemlerimizde iş yerinde dolaşırken eğer bir takımhane varsa arkadaşlar yani bu El aletlerinin bulundurulduğu işte ihtiyacı olanlara teslim edildiği bir yer varsa yine orası bizim şeyimizde olsun e, turlarımız içerisinde olsun ara ara e, el aletlerinin e, çalışanlara verildiği bulundurulduğu yerleri de şöyle bir gözden geçirelim. Neye bakacağız? İşte e, el aletlerinin ee, şöyle mesela şunu yapabiliyorlar. İşte bir anahtarın ağzı kırılıyor arkadaşlar. Sonra tutup onu kaynakla e, birleştirip tekrar kullanmaya devam edebiliyorlar mesela. Veya işte elektrikli el aletleriyle ilgili özellikle arkadaşlar e, bağlantılarına bakmak lazım. Ara sıra şunu da yapın. Mesela şimdi bir e, kablo ucu var. Yani diyelim kablo ucu derken fişten bahsediyorum. Mesela fiş bağlantılarını şöyle ara ara söktürün arkadaşlar. Böyle deyin ki ya şunun bir tanesini açabilir misiniz fiş bağlantısını? Bizde mesela en çok yapılan hatalardan bir tanesidir. İşte bir fiş değişimi olacaksa arkadaşlar topraklama kablosunun bağlanmaması gibi bir durum. Evet topraklama kablosu bağlanmadığı zaman da o elektrikli alet çalışır ama bir noktada ne yapmış oluyorsunuz? Güvenliği devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bunları yapın arkadaşlar. Yani Takımhaneleri gezip oradaki el aletlerinin şimdi de bahsedeceğimiz kurallar çerçevesinde uygun olarak kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bir bakarsanız iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet el aleti dediğimizde de birçok e, üretimde kullandığımız ekipman bu kapsam içerisinde ne giriyor? E, en basitinden işte kol gücüyle kullanılan bir tornavidan, tornavidadan çeşitli enerji kaynakları yardımıyla çalıştırılan birçok makine... Bu sistem içerisinde ne yapıyor? El aleti olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Ve bunlarla çalışırken de arkadaşlar yine e, birçok risklerle de ne yapabiliyoruz? Karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte şunu bile bazen yapabiliyoruz hatalı bir uygulama olarak işte tornavida ile bir çalışma yapacağız. E, elimizde tutarak mesela işte e, malzemeyi sıkıştırmaya çalışıyoruz İşte biraz güç uyguladığımızda. Elimizden tornavidanın kurtulması sonucunda e, yine ne yapabiliyor? Bir kazaya neden olabiliyor arkadaşlar. El aletleri çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor diyoruz arkadaşlar. Kuralımız şu. El aletlerini yerinde ve güvenlik kurallarına uygun olarak ne yapmak? Kullanmak. Tabi ee, şöyle, e, bir de dikkat edilmesi gereken noktalardan bir hususlardan bir tanesi şu: işe uygun el aletini kullanmak arkadaşlar. Yani e, bir aletini bir e, diğer bir aleti oraya kullanılmaması gereken bir el aletiyle ne yapmamak, iş yapmamak. Şimdi e, bunun içinde yapılması gerekenler temel noktada şunlar arkadaşlar: dikkatle kontrol edilmesi ve arızalı olan el aletlerinin ne yapılması, kullanımın önlenmesi ve yine tabii ki önemli nokta nasıl kullanılacağının çalışanlara mutlaka öğretilmesi gerekiyor. Bir de yine az önce bahsettiğim husus arkadaşlar hangi işte hangi el aletinin kullanılması gerektiğini de yine ne yapmaları, bilmeleri gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir faktör arkadaşlar yapabileceği işe uygun bir el aletinin ne yapılması, bulundurulması. Eğer öyle bir el aleti yoksa arkadaşlar, bizim çalışanlarımız mutlaka ne yapar, bir çözüm bulur. Bu noktayı aslında değişik konular içinde ele alabiliriz. Yani bir iş yapılacaksa arkadaşlar, ona uygun iş ekipmanının mutlaka ne yapılması, iş yerinde bulundurulması gerekiyor. Yine internet sayfalarında iş, iş sağlığı ile ilgili sayfalarda çok görmüşsünüzdür. İşte bir yük yukarı kaldırılacak. Ne yapılmış? Bir forkliftin çatalına başka bir forklift takılmış. İşte onunla beraber iki forkliftle yükseklik kazanılıp malzeme yukarıya kaldırılmış arkadaşlar. Buna çok şahit olacaksınız. Lütfen yine buna da dikkat edin. Yani bir iş yapılacaksa ona uygun olarak iş yerinde ekipmanın olup olmadığına bakın. Yoksa hani o resim bir komedi değil arkadaşlar. O bir çözüm. Yani işçiler güvenlik kaygısı taşımadan, herhangi bir güvenlik kriterini ön planda tutmadan arkadaşlar böyle çözüm bulma yolunu ne yapabilirler? Tercih edebilirler. O yüzden buradaki madde de aynı bunu destekleyen bir madde. Hangi işte hangi el kullanılacağı önceden ne yapılması çalışanlara yine öğretilmesi gerekir diyor. Bugün bu konuya girmeden önce aslında aklımda olan bir nokta vardı. Belki sizlerle ilk dersimizde, ilk derslerimizde bahsettiğimi düşünüyorum. Dedim ya, hani bir uzmansanız e, üzerinde en hassas duracağınız ekipmanlardan bir tanesi buhar kazanları arkadaşlar. Maalesef ki maalesef yine bugün Bursa'da, e, Bursa mıydı? İnegöl'de evet, İnegöl'de bir mobilya, e, bir ahşap e, fabrikasında. Buhar kazanının patlaması sonucu, böyle bir kaza sonucu yine bir çalışan hayatını kaybetti. Diğer çalışanlar da yaralandı. Ee, aslında işte hep o noktaya geliyoruz arkadaşlar. Bu kazanlar kendi kendine ne yapmıyorlar? Patlamıyorlar. Mutlaka o fabrikada bu işlerle ilgili sorumluların eksik bir şeyler yapmasından kaynaklanan bir patlama. Burada birkaç gün içerisinde mutlaka sebepleri paylaşılır neden olduğu konusu ama büyük ihtimalle arkadaşlar yine o dediğimiz klasik bir sebep de olabilir İşte buhar kazanında suyun azalması sonra acilen hemen bir su takviyesi yapılması kızgın kazara kazana böyle bir patlamanın nedeni olarak da açıklanabilir benim beklediğim nedenlerden bir tanesi bu. Hem dediğimiz gibi e, kullanıcı hatası, e, operatör hatası. Tabii bunu operatör hatası dediğimizde işverenin sorumluluğu tabii ki bu işin içerisinde en fazla olan arkadaşlar. Birinci nokta bu konular konusunda çalışanların ne yapılması, eğitilmesi gerekiyor arkadaşlar. O kadar basit bir kural var ki arkadaşlar böyle bir durumla karşılaştığımızda onu kullanan e, kişinin arkadaşlar öncelikli olarak yapması gereken ısı kaynağını kesmek yani hangi kaynak kullanıyorsa gazdır, e, fuel oil'dür veya kömürdür arkadaşlar yapılması gereken bir tek şey var. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kazanın ne yapılması arkadaşlar e, sakinleştirilmesi işte gazsa gazı keseceksiniz, e, fuel oil ise burları kapatacaksınız veya işte kömürle yanıyorsa da kömür altından çekeceksiniz. Önce bir sakinleştirip öyle müdahale etmek gerekiyor. Tabii bunlar hep e, çok yönlü şeyler arkadaşlar. Yani oradaki operatörün şöyle söyleyeyim. E, lütfen bunu da e, hep dikkatinizi alın. Bir işi doğru yapmayı öğretmek sadece yetmiyor. Bugün gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Bir işi sadece doğruyu öğretmek yetmiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz Bizim eğitim programlarımız içerisinde yönetmeliklerden bahsederken bu noktaya değiniyoruz. Bir de yanlış kullanıldığında, yanlış yapıldığında neler olabileceğini de yine bizim ne yapmamız çalışanlara anlatmamız gerekiyor. Sadece işte bir kazancı operatörüne, o kazanı yakan kişiye işte kazanı böyle yakacaksın, şöyle yapacaksın demekle olmuyor. Yanlış yaptığında ne tür risklerin ortaya çıkabileceğini de ne yapmamız? aktarmamız gerekiyor. Siz e, mutlaka uzmanlar olarak bakıldığında olaya o eğitim programlarını hazırlarken bu konulara yer vereceksiniz ama diğer noktalarda buna çok fazlaca hassasiyet gösterilmiyor arkadaşlar. Bu da bize ne yapıyor? Kaza sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle dün bahsettiğim konuyla bunu bizim acilen çözmemiz gerekiyor. Yani birincisi şu hani dün kapalı alanda bahsettik işte kapalı alanda bir kişi içeride fenalaştığında diğerlerinin peşi sıra atlamaları arkadaşlar. Burada da işte o kazanda su seviyesi azaldığında e, hemen e, telaşlanıp kazana su takviyesi yapılması noktası arkadaşlar. Tabii e, şöyle keşke hani yapılabilse e, şöyle bir sistem. Bunların hepsi var. Bunlar da düşünülebilir. Mesela öyle sistemler var ki kazandaki su seviyesi azaldığında arkadaşlar otomatik olarak devreye girip kazana o zararlı olmayacak şekilde su takviyesini yapan sistemler var. Bunların hepsi aslında bir e, güvenlik sistemi arkadaşlar. Ama işte bir şeyler eksik yapılıyor arkadaşlar ve bu kazalarla ne yapabiliyoruz? Karşı karşıya kalabiliyoruz. Sizlere tavsiyem e, aman kazan gördüğünüzde arkadaşlar e, çok hassas olun. Yani eğer çalıştığınız yerde bir buhar kazanı varsa mutlaka e, hem biliyorsunuz bir de şu şey de var işin diğer bir tarafı arkadaşlar. Buhar kazanları artık C belgeli olması gerekiyor. Yani o üzerinde bahsedilen tüm güvenlik donanımlarına sahip bir kazanın iş yerinde kullanılması gerekiyor ve bunda bizim şeyimiz yok arkadaşlar. Tavizimiz yok. Yani herhangi bir şekilde işte kazanın orasını burasını düzeltin, şurada şu önlemi alın gibi bir durum yok. Bunda kesin net e, kararımız. Diyeceğiz ki hayır bu kazan burada bu şekilde kullanılamaz. Yerine bir C belgeli bir kazanın olması gerekir diyeceğiz. Hani bazı noktalarda da işte ya kazan madem öyle diyorsun da işte buna ne, neyi eksik onları tamamlayalım edelim gibi bir kavram da söz konusu değil arkadaşlar. Tabi C belgeli olduğu zaman kazan arkadaşlar bu güvenlik donanımları asgari güvenlik donanımlarına sahip bir kazan ama Sonrasında da yine o donanımların arkadaşlar mutlaka e, ne yapılması çalışır halde tutulması gerekiyor, kontrollerinin yapılması gerekiyor tabi periyodik olarak yılda bir kez kazanların bir kontrolü var, onların da yine yapılması gerekiyor. Evet üzücü bir olay arkadaşlar şimdi. <laughs> üzüldüğüm nokta şu oradaki uzman arkadaşı da sıkıştıracaklar. Sen ne yaptın, ne ettin, ne gittin şeklinde ona da bir şeyler soracaklar arkadaşlar. İnşallah e, arkadaşımız bu konuyu ele almıştır, gündeme getirmiştir iş yeri içerisinde diyelim konumuza gelelim. Birinci şeyimiz bu arkadaşlar. E, bunu ben bütün programlarda tekrarlıyorum. Kazan dedim bir şöyle duracaksınız arkadaşlar. Hani şöyle bir durumdan bahsettik ee, risk değerlendirmesinde arkadaşlar en çok değeri hangisi alıyordu şiddet değerini olay meydana geldiğinde birden fazla kişinin etkilenmesine neden olabilecek şiddete sahip olaylar i̇şte Bu da kazanları vermiştik örnek olarak hani birden fazla e, ölüm veya yaralanma olayına e, neden olabilecek Burada da o durum karşımıza çıktı maalesef ki maalesef arkadaşlar. Evet, sizler dikkatli olacaksınız. Kazanlar konusunda öz olarak bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Az önce söylediğimiz gibi yapılacak işe uygun olması gerekiyor. Bakımlı olması gerekiyor. Yine bakımlarının ehil kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Uygun yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. E, arz olanın el aletlerinin derhal değiştirilmesi veya onarılması gerekiyor. Yine e, Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı diyoruz. Yine sapları kaygan ve yağlı olmamalı. Yine e, yapılan yanlışlardan bir tanesi evet bazen şunu da yaşayabiliyoruz. El aleti kullanımı sırasında arkadaşlar kullanan kişi değil de etrafta bulunan kişiler de ne yapabiliyor? Zarar görebiliyor işte arkadaşlar nedir? el aletin işte bir sıkıştırma veya sökme işlemi yaparken işte anahtarın fırlaması sonucu size yardımcı olmak için orada bulunan kişi de ne yapabiliyor? Yararlan, yaralanabiliyor. İşte rastgele bir uzatma kolunun ne yapılmaması, kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. Yine dikkat edilmesi gereken nokta hani az önce söyledik işte küçük parçaları elimizin avucumuzun içine alarak herhangi bir işlem yapmamamız gerekiyor. Ne olursa olsun isterseniz bir vida sökün, isterseniz üzerine bir delik delmek isteyin arkadaşlar. Küçük parçalarla çalışacaksanız mutlaka bu parçayı bir mengene de sabitledikten sonra ne ne yapmanız gerekiyor? Ee, çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine tabi e, tabii çalışan makineler durdurulmadan El aleti kullanılarak yine bir müdahalenin e, yapılmaması gerekiyor. Tabii e, az önce de söylediğim gibi sadece el aletlerini kullananlar değil, kullanım esnasında e, yardımcı olan kişiler de bir, bazı tehlikelere ne yapabiliyor? Maruz kalabiliyor arkadaşlar. Birinci nokta şu. El aletlerinde güvenlik, işe en uygun el aletinin temin edilmesiyle ne yapıyor? Başlıyor. Şöyle... Ee, sizlere anlattım bilmiyorum arkadaşlar. Mesela bir pense deyip geçiyoruz yani. Bir pense. Şimdi tabii elektrikte kullanacaksanız bir pense. Farklı mekanik bir işlemde kullanacaksanız farklı. Şöyle bir kaza onu da size aktarayım. Yani e, işte normal bir barada arkadaşlar elektrik barasında bir somun var. Kablonun tutturulduğu, kablo başının tutturulduğu arkadaşlar somunla tutturulmuş. Tabii izole bir elektrik şey pensesi olduğu için elinde arkadaş ona güveniyor diyor ki enerjiyi kesmeden ben bunu buradan sökerim orada bir hata dedik ya bir olay bir hatadan kaynaklanmıyor arkadaşlar enerjiyi kesmeden müdahale ederim diyor elimde pense var sapı yalıtkan diyor arkadaşlar tabi penseyi biraz şöyle zorlayınca pensenin sapı arkadaşlar elinin içinden kayıyor Hani az önce söyledik ya uygun alet, standart alet, e, TSL aleti arkadaşlar. sap elinden kayınca tabii birden metal kısma temas ediyor. Ve sonuç olarak arkadaşlar bir de e, elektrik akımına maruz kaldığınızda e, vücudunuz şu şekilde bir kasılma yapıyor biliyorsunuz. Elektriğe bu şekilde temas eden bir kişi olduğunda onu kurtarmak da çok zordur. Bazen kurtarma maksadıyla da arkadaşlarımız elektrik akımına maruz kalabiliyor. İşte en ufak bir hata e, tabii büyük hata enerjiyi kesmemek. İkinci hata e, böyle bir arızalı el aletiyle böyle bir işi yapmak arkadaşlar veya uygun olmayan bir el aletiyle bu işi yapmak bu tür sonu ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabiliyor. Şimdi el aletlerinin yine ne yapılması e, kullanıcı tarafından belirli kurallar içinde doğru olarak kullanılması da önemli arkadaşlar. Şimdi Mesela burada bir ne diyelim spiral taş. Şöyle normalde onun neyi var arkadaşlar? Spiral taşın dış bir koruyucusu var arkadaşlar ve e, aslında o koruyucu şunu da belirliyor bize yani öyle bir şey de getiriyor kural da getiriyor. Yani o taşa bağlanabilecek taşın çapını da bize tanımlıyor. Yani ona uygun bir çapta taş takıp ne yapılması kullanılması gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Daha büyük bir taş aç, e, takmak için o bir ayrı risk. Yani normal makinaya tanımlanmamış çapta bir taş takmak ayrı bir risk. Tabii o taşı taktığınızda da arkadaşlar ne yapıyor? Bir de koruyucuda e, koruyucu da takamama gibi bir durumunuz ortaya çıkıyor. Bunun da yine neyse makineyle ilgili gerekler arkadaşlar. Buna uygun bir çalışmanın ne yapılması yapılması gerekiyor arkadaşlar. Neler var tehlike olarak? Tabii gürültü tehlikesi de var arkadaşlar. Bugün e, dör, üçüncü dersimizden itibaren fiziksel risk etmenleri konusuna gireceğiz. El aletlerinin kullanımı sırasında çalışanlarımızın yine bir gürültüye veya bunun yanında arkadaşlar bazı el aletlerinde de önemli ölçüde titreşime maruz kalınması gibi bir durumda nedir söz konusudur diyoruz. Sivri uçlar, e, yine elektrik şokları, toz. Keskin kenarlar, kesilmeler, sıyrılmalar şeklinde tehlikelerle ne yapabiliyoruz? Ee, karşı karşıya kalabiliyoruz. neden kaza nedenleri olarak e, ufak tefek bahsettik. İşte uygun olmayan el aleti kullanmak, kullanılan alet ile kullanılan parça ölçülerinin birbirine uygun olmaması, az önce bahsettiğimiz durum, aletleri yöntemine göre uygun kullanmamak veya daha fazla güç elde etmek için arkadaşlar aletleri zorlamak aletler üzerinde ne yapmak değişiklikler uygulamak koruyucusunu takmadan kullanmak arkadaşlar yine aletleri uygun yere bırakmamak ve yetersiz bakımlar arkadaşlar ne yapıyor kazaların neden olabiliyor bunun yanında arkadaşlar kullanım sırasında mesela evet bir el aleti kullanacaksınız arkadaşlar ama kullanım sırasında çevre güvenliğini de ne yapmanız, kendi güvenliğiniz noktasında çevre güvenliğini de almanız gerekiyor. İşte bu noktada yine kazalar yaşayabiliyoruz. Tabii ki kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması da el aleti kullanımlarında arkadaşlar kazalara ne yapıyor? Neden olabiliyor? Peki şöyle hızlıca bir geçeceğiz arkadaşlar. Kazaların önlenmemesi için Neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Mekanik el aletler için e, tabii ki ilk olarak e, her kullanımdan önce bir kontrol edilmesi gerekiyor. Onu da şöyle tanımlıyoruz. Yani e, talimatlar hazırlayacağız ya arkadaşlar. Bu talimatlara mutlaka bu maddeleri ne yapalım yerleştirelim. Şöyle düşünmeyelim yani işte kullanacak adam buna da bakar, e, bakmadan da çalışmaz. Bunu da yazmayı gerek yok gibi düşünmeyin talimatlara e, mutlaka her kullanılan önce el aletleri için arkadaşlar kontrol edildikten sonra işe işleme geçilmesini o hazırlayacağımız talimatların içerisine yer verelim. Çatlak saplı aşınmış kırık güvenli olmayan sapı gevşemiş el aletlerinin ne yapılmaması kullanılmaması gerekiyor. Yine e, dediğimiz gibi az önce sadece kendilerine değil yakınlarında çalışan insanlara da zarar verebilir diyoruz. Yine e, arkadaşlar e, el aletlerinin özellikle sivri veya keskin kenarlı el aletlerinin böyle hani çok değişik ekipmanlar da artık piyasada bulunuyor arkadaşlar. İşte birden fazla ekipmanla sıralı bir şekilde böyle bir çalışması söz konusuysa el aletlerini koyabileceği bir e, ekipmanın çalışana yine ne yapılması temin edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna da e, dikkat etmemiz gerekiyor. Yine El aletleri kullanılmadığında takım çantaları içerisinde ya da uygun standartlar, standart, standlarda ne yapılması, bulundurulması gerekiyor. Şimdi hani e, size en başta söylediğim nokta buydu. Genelde mesela bir takım takımhaneye gittiğinizde böyle bir ta el aletlerinin takıldığı, yerleştirildiği bir stand nedir, vardır. Veya bu şekilde takım çantaları. Bunları bir açtırıp kontrol edin. İşte el aleti standın karşısına geçip şöyle bir e, dediğimiz e, arızalı olabilecek ekipmanlar var mı yok mu? İşte kaynak yapılmamış yapılmaması gereken bir el aletine kaynak yapılarak kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Bunlara yine ne yapmamız lazım? Bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi el aletlerini de şöyle gruplandırabiliriz. Hidrolik el aletleri, Pinomatik el aletleri, elektrikli el aletleri, mekanik el aletleri arkadaşlar. Tabii ki e, birçok noktada e, pinomatik ve hidrolik el aletlerinde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Mesela şöyle yine ufak bir bilgi aktarayım arkadaşlar. Şimdi maden ocaklarında e, özellikle kömür maden ocaklarında arkadaşlar e, grizu tehlikesinden bahsettik dün metandan. İşte mümkün olduğunca ...elektriği kullanmak istemezsiniz arkadaşlar. Yani elektrik bizim için neydi? Bir riskti. İşte metanla oksijenin birleşmesi, belli bir aralıkta karışması... ...üçüncü bir faktör arayacaktı. Ee, elektrik de ağırlıklı olarak bu kaynağı oluşturabileceği için... ...mesela yeraltı maden iş yerlerinde arkadaşlar... ...ağırlıklı olarak pneumatik cihazlar kullanılır. Yani aklınıza gelen bütün o e, ekipmanların... ...hava ile çalışanları ne yapar kullanılır diyoruz arkadaşlar. Elektrikli el aletleri dediğimizde arkadaşlar şöyle burada birinci nokta şuna bakın arkadaşlar el aletinin üzerinde arkadaşlar bir metal etiket vardır ee, yani aletin özelliklerini tanımlayan e, bir ne vardır etiket vardır metal etiket. Onun üzerinde arkadaşlar şuraya size bildiğimce çizeyim çok e, şey olmuyor ama şöyle küçük bir şekilde arkadaşlar şöyle herhalde oldu arkadaşlar İç içe geçmiş yani o küçük etkenin içerisinde böyle küçük bir işaret ki iç içe geçmiş kara işaret arkadaşlar bu da hatta sınavın birinde soruldu arkadaşlar bu etiket üzerindeki bu işaret ne anlama gelir şeklinde bu arkadaşlar o ekipmanın çift yalıtımlı olduğunu tanımlayan bir işaret yani böyle bir işaret varsa. Ki hani alırken, satın alırken işverene e, önerimiz bu olacak. Çift yalıtımlı bir elektrikli el aletini ne yapması? Satın alması arkadaşlar. Çifte bir güvenlik yani elektrik çarpmalarına karşı sağlanacak bir koruma arkadaşlar bu. Yani böyle küçücük bir işaret e, iç içe geçmiş iki kare. Bu bize neyi gösteriyormuş? O ekipmanın elektriksel açıdan çift yalıtımlı olduğunu gösteren bir işaret arkadaşlar. Bunu burada da hatırlatayım. Elektrik dersinde de değiniriz ama burada da aklıma gelmişken söyleyeyim. Buna bakalım, buna dikkat edelim. Tabii el aletinin kullanma kılavuzu mutlaka okumalıdır. Ee, bunda biraz eksiğimiz var yani genelde biz o helaletlerin çok kullanma ne olacak alt tarafı bir matkap yani kullanmada ne var deyip hemen gelir gelmez kullanıyoruz kullanma kılavuzu okumalıdır Tabii şunu söyleyelim e, talimatlar konusuna şeyde de değineceğiz arkadaşlar iş ekipmanları konusunda da değineceğiz ama kullanma kılavuzları bir noktada bizim talimatları hazırlarken de kullanacağımız faydalanacağımız Önemli kaynaklar içerisinde de ne yapıyor? Yer alıyor. Onlar okumasalar bile bizler talimatlar aracılığıyla o kılavuzda olan bilgileri ne yapmamız? Çalışanlara aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Her kullanımdan önce alet sapı şasesi e, olası kırık ve çatlak risklerine karşı kullanıcı tarafından ne yapılması? Kontrol edilmesi gerekiyor diyoruz elektrikli el aletlerine. Yine kablo hasarlarına dikkat edilmeli. Yalıtımı bozulmuş, çatlak ya da kesik olan kablolar ve arızalı fişler kullanılmamalıdır diyor. Benim sizlere buradaki tavsiyem neydi arkadaşlar? O fişleri şöyle yerine göre ara ara söktürüp topraklama bağlantısının ihmal edilip edilmediğinde yine ne yapmamız? Görmemiz gerekiyor. Geçen yazda arkadaşlar klimada bir arıza oldu, bir şey çağırdık. Servisten elemanlar çağırdık ki hani... Şunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. E, günlük hayat içerisinde e, bu tür hizmetler alabiliyoruz. Hani bunu hem e, iş sağlığı güvenliği açısından söylüyorum arkadaşlar. Hem de e, diğer açılardan söylüyorum. E, şöyle mümkün olduğunca arkadaşlar hani bu tür bakım onarım işi olduğu zaman evinizdeki işte ne diyeyim elektronik veya beyaz eşyalarla ilgili arkadaşlar pahalı biliyorum ama servislerden hizmet almakta fayda var diyorum arkadaşlar. Yani şunu yapmayın çok fazla. İşte makineniz bozuldu. Ahmet Mehmet bu işten anlıyormuş. İşte onu çağıralım yapar gibi noktalara çok fazla tevessül etmeyin arkadaşlar. Olmaz olmaz ya. Bir olay olursa sonrasında biraz başımız ağrır arkadaşlar. Ama şöyle ki bir servisten bu hizmeti aldığınızda hani işin İş kanunu ve sosyal güvenlik noktasında baktığımızda bu hizmeti servisten aldığınızda servisin e, sorumluluğu var arkadaşlar. Yani size o çalışanları, servis elemanlarını gönderen firmanın direkt sorumluluğu olur. Sizin herhangi bir sorumluluğunuz olmaz arkadaşlar. Onu ifade etmek için söylüyorum. O yüzden e, evet şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir işçi işveren ilişkisi gibi bir ilişki değil arkadaşlar bu. Hani Ahmet'i Mehmet'i getirip çalıştırmak ama e, borçlar kanuna göre bir takım tazminat noktasında yükümlülükler ve aynı zamanda arkadaşlar Türk Ceza Kanunu'na göre de bir takım yükümlülüklere ne yapıyorsunuz e, karşı karşıya kalıyorsunuz. Normalde işler güzel giderken güzel de arkadaşlar bir olumsuz durum olduğunda Allah yaşatmasın, göstermesin arkadaşlar. Bir takım sıkıntılar ne yapabiliyor? Yaşınabiliyor. Bunu da burada size ifade etmiş olum. nereden gelecektik şuraya? Ya bir servis arkadaşlar. Ee, yanlarında bir uzatma kablosu getirilmişler. Bir 20 metrelik uzatma kablosu. Arkadaşlar 20 metrelik uzatma kablosu üzerinde üzerinde ya sen servissin yani. Ee, 20 tane şey var. Ek var arkadaşlar. 20 tane ek yapılmış. Öyle bir kablo nedir yani? 20 metre kablonun maniyeti nedir arkadaşlar? Yani işte bunları hep göreceğiz. iş yerlerine gittiğimizde arkadaşlar e, mutlaka göreceğiz diyoruz bunları. Aa, burada şeyimiz varmış, etiketimiz de varmış. Bizden hatırlayamadım. Tetik emniyetinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yine dikkat etmişsinizdir. Bir tetik mekanizması var ee, özellikle elektrikli aletlerinde. Taşlamadır, matkaptır, neyse, hiltidir. Aslında o şeyin çok fazla kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar, kitleme mekanizmasının. Neden? Şöyle bir şeyi vardır ve bu tetik mekanizmasının iyi çalışması gerekiyor. Hani kitleyip bazen uzun bir iş yapacağınız zaman o mekanizmayı kitlersiniz elinizle basmanıza gerek yap gerek olmadan da makine çalışmaya devam eder. Ama tetik bizim için bir güvencedir arkadaşlar. Nasıl bir güvence? İşte bir ne diyelim makineyle çalışırken ani bir şöyle hareket meydana geldi ve e, makine elinizden kurtuldu. İşte elinizden şeyi çektiğiniz anda tetikten eliniz çekildiği anda hiç olmazsa ne yapacaktır? Ekipman duracaktır arkadaşlar. O yüzden hani siz de tavsiye edin bunu belki şimdi hatırlayacaksınız mesela matkaplarda tetiği kitleme mekanizması. İşte o mekanizmanın ne yapmaması? Kitlenmeden çalışılması çok büyük avantajdır arkadaşlar. Hani bir nedenle elinizden bir dengeniz kaybolduğunda elinizden tetikten çekildiğinde makine ne yapsın? Dursun arkadaşlar. Demin dediğim konu şurada varmış arkadaşlar. Ben birden şey yapamadım. Hemen şöyle işaretleyeyim. Hani dedim ya iç içe geçmiş kare işareti arkadaşlar. Bakın bir ekipman üzerindeki çok küçük bir işaret. Burada da zor gözüküyor. Belki inşallah görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir işaret arkadaşlar. Bu işaretin olduğunu, olup olmadığına dikkat edin. Veya işveren satın alırken böyle bir işaret olan makineyi satın almasını tercih etmesini söyleyin arkadaşlar. Yine çift yalıtımlı olmayan elektrikli hal ev el ve Topraklama bağlantısı olmayan fiş priz sistemlerinin ne yapılmaması, kullanılmaması gerekir diyoruz arkadaşlar. Aksesuar, aksesuar değiştirirken ya da e, ayar yapılırken mutlaka enerjinin kesilmesi gerekiyor. Az önce söylediğim husus şuydu arkadaşlar. Şimdi bu makinenin bir nesi var, koruyucu e, ölçüsü var. E, zaten bu makineye bu şekilde bu ölçüde bir taş takılabilmesi için ona göre bir ayar yapılmış. Siz tutup da hani niye büyük taş takar arkadaşlar e, çalışan işi e, daha kolay yapmak arkadaşlar. Büyük bir taşla aşındırma yapmanız e, daha kolay olacak. Tabi işte büyük taş taktığınızda e, devir de yüksek arkadaşlar. E, şeyde dayanımda zayıf olduğunda arkadaşlar hafif bir güç uyguladığınızda taş ne yapacaktır? Parçalanacaktır. E, etrafta bulunan kişilerin yaralanmasına neden olacaktır arkadaşlar. Alet kablosunun yerde sürüklenmemesine uzatma kab e kablosu ile alet kablosunun uyumlu olmasına dikkat edilmelidir diyoruz. Tabi elektrikli aletler kablosundan tutarak taşınmamalı veya kablodan e çekerek prizden çıkarılmamalıdır diyoruz. Bunlar basit şeyler ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim sonrasında göreceksiniz ki bu tür olaylarla hani hep şunu söylüyoruz ya ya her şeyi söylemekten ne yapmayalım, çekinmeyelim. Söyleyelim biz, bizden gitsin. Yani biz söylemiş olalım. Sonrasında söylenmedi olmasın. En küçük bir risk bile olsa arkadaşlar bunu onlara ne yapalım hatırlatalım. Mümkünce az önce söylediğim gibi yine arkadaşlar küçük parçalarla çalışırken parça bir mengene veya işkence yardımıyla sabitlendikten sonra çalışmanın yapılması gerekiyor. Arızalı el aletleri kullanımdan alın konularak üzerine de bir etiketleme tabii ki arızalı olduğunu belirten arkadaşlar. Yine şöyle söyleyelim, elektrikli el aletleri parlayıcı patlayıcı ortam oluşma riski bulunan yerlerde yeterli koruma alınmadan kesinlikle ne yapılmaması kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar nedir bakın bir hani az önce madenlerden bahsettik ama bu durum sadece madenler için geçerli olan bir durum değil orası özel bir durum orayı öyle tanımladık burada da aynı şekilde arkadaşlar böyle parlayıcı patlayıcı ortamların olduğu yerde ha şunu söyleyeyim mesela madenler o kadar tehlikeli bir yer arkadaşlar yani madende e, yerine göre e, bir elektrik kaynağı yapılmıyor mu? Evet yapılıyor arkadaşlar. Bütün güvenlik önlemlerini alırsınız hassas bir şekilde. Orada kaynak işlemi yapabilirsiniz. Yani bunda herhangi bir sakınca yok. Burada da aynı şekilde. Nedir? Mesela kullandığınız elektrikli el aletleri arkadaşlar. Parlayıcı patlayıcı bir ortam var. E, şöyle hani e, o iki kar şey oksijenle e, parlayıcı 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 patlayıcı madde karışımı elde etti diyelim. E, şuna çok hepiniz dikkat etmişsinizdir. İşte o mat kapının arkadaşlar e, içinde bulunan o rotorun döndüğü yerde fırçaların temas ettiği noktalardan sürekli ne çıkar? Kıvılcım çıkar arkadaşlar. İşte o kıvılcım o karışımda bizim ateş kaynağımızı ne yapabilir? Sağlayabilir. O yüzden eğer böyle bir ortam varsa arkadaşlar yapmanız gereken uygun havalandırma şartlarını sağlayıp işte çalışmaya ara verip önce e, bu işleminizi yaptıktan sonra ne yapmanız? Çalışmaya devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Pneumatik el aletleri arkadaşlar. Tabii <laughs> e, birçok el aleti de yine havayla çalışacak şekilde ne yapılıyor? Kullanıyor. Bazen teknoloji gereği arkadaşlar. Birçok yine e, ekipmanlarda bunu görüyoruz. E, bir de dediğimiz gibi az önce güvenlik gerekçesiyle pneumatik el aletlerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Akışkan olarak basınçlı havanın kullandığı sistemlere biz pneumatik sistemler diyoruz. Ee, basınçlı hava enerjisini kullanarak işlev gören çivi çakma, zımba, tavancası, el aletleri, hiltler ne yapıyor? Günlük çalışma hayatı içerisinde e, kullanılıyor arkadaşlar. Burada da yine e, güvenlik konusunda pneumatik el aletleriyle çalışılırken arkadaşlar. Hortumlarla e, el aletlerini ayrı ayrı ne yapmak lazım? Değerlendirmek lazım. Tabii burada şöyle söyleyelim. E, bugün yetişir mi bilmiyorum ama fiziksel risk etmenleri dersine girdiğimizde e, pneumatik el aletleriyle ilgili çalışmalarda bir de şey riskimiz de var arkadaşlar. Titreşim riski de var yani o makinalarla çalışanlar. E, burada tabii kullanım sırasında mutlaka gözlük, kulaklık, eldiven, yüz siperi gibi kişisel korucuların mutlaka ne yapılması kullanılması gerekiyor. Alette gelen basınç tavanın temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Diyor ki mesela pneumatik aletlerde arkadaşlar eğer basınçlı hava kullanacaksanız mesela neydir? Size bir basınçlı hava için kompresör lazım. İşte kompresörlerde arkadaşlar sıkıştırılan havanın kullanıma gönderilmeden önce özel e, bu kompresörlerde separatörler vardır. Ee, o kullanacağınız basınçlı havanın içerisinde işte su varsa ki su şeyi biraz fazlaca olabilir. Onu da basınçlı kaplar şeyinde anlatacağım arkadaşlar. Böyle bir önlemin olması gerekiyor. Basınçlı havayı ürettiğiniz kaynakta e, cihaza gönderdiği havanın kuru ve temiz olması önemli. Yine e, pneumatik helalitlerinin bakımının düzenli olarak yapılması. Sadece o ekipmanla tavsiye edilen parçaların, taşmanların ne yapılması, kullanılması gerekiyor arkadaşlar. E, şu konuya e, değinmiştik e, bir noktada. Şöyle isterseniz sadece buradan şu noktayı e, not alın. E, basınçlı basınç ile kesinlikle elbise temizliği, üst baş temizliği yapılmamalıdır şeklinde bir notumuz var. Ama zorunlu hallerde temizlik yapılacaksa arkadaşlar nozul basıncının 2.1 kilogram santimetre karenin altında olmak koşuluyla ne yapılabilir? Temizlik yapılabilir diyoruz. İsterseniz bu basınç kullanıldığında temizlikte kullanılabilir şeklinde bir not alabilirsiniz arkadaşlar. Hortumların yine özel olması, özel basınca dayanıklı hortumların kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Mesela hortumların en az 10.5 kilogram santimetre kare basınca dayanıklı hortumlar ne yapması olması gerekiyor. Tabii bunları artık tedarik ederken ne yapabiliriz? Hepiniz de biliyorsunuz arkadaşlar, e, seçebilme şansımız var. Yani seçerken, alırken e, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine kesilme, çatlak, aşınmalara karşı basınçlı hava hortumları sık sık ne yapılması, kontrol edilmesi gerekiyor. Ee, yine e, şeye takmadan önce arkadaşlar e, cihaza ekipmana takmamadan önce e, kaynakla cihaz arasındaki hortumlarda bir miktar boş hava püskürtülükten sonra e, hortumun el aletine bağlanması da yine önemli arkadaşlar. Hortum bağlantıları için yine Özel hort, ba, kelepçeler var, görmüşsünüzdür belki. O kelepçelerin kullanılması gerekiyor. Yani o basınçlı ile ilgili iyi bir bağlanmadığında arkadaşlar işte basınçlı ortumun hortumun birden oradan yerinden çıkıp etrafta bulunan insanlara ne yapmaması, çarpmaması için arkadaşlar. Yine öngörülen basıncın üzerinde bir çalışma yapılmamalıdır diyoruz. Yine kullanılmadığında ya da alet değişimlerinde hortumlardaki hava girişinin ne yapılması, kapatılması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Diğer bir şeyimiz hidrolik el aletleri arkadaşlar. Burada da hani e, en fazlaca dikkat ettiğimiz, etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu. Evet, biz burada e, hidrolik el aletlerinden bahsedeceğiz ama mesela bir kaldırma işlemi yaptıysak arkadaşlar bu ekipmanlarla mutlaka onu e, ona yüke bırakmamalıyız. Yani ayrıca bir e, ikincil bir şeyle onu e, ne diyelim sepaya veya başka bir malzemenin üzerinde de garantiye ne yapmamız almamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin e, bu noktada. Şimdi sabahleyin yine hani paylaşılan bir kaza. İşte makinayı e, ne yapmışlar biliyor musunuz? E, bir kepçe e, kepçe'nin arkadaşlar kovasını bir aracın kasasına yükleyerek kepçenin ön kısmını arkadaşlar yukarı kaldırmışlar. Ön kısmı yukarı kalkmış. Yani o mekanizmayı dedim ya. Siz bir şey bulmadığınızda, çözüm sunmadığınızda arkadaşlar onlar kendilerince ne yaparlar? Bir çözüm bulurlar. Onlar da öyle bir ellerinde böyle bir hidrolik kaldırma aleti olmayınca arkadaşlar kepçenin kovasını bir kamyonun kasasına yaslayarak Kepçenin ön kısmını şey yapmışlar. Yukarı kaldırmışlar. Ve hidrolik sistemleriyle de ilgili bakım yapıyorlar arkadaşlar. Aracın altına girmişler. Tabii orada e, yani bunu da bilmiyor ki demek ki o kepçeyi orada yukarıda tutan hidrolik de besleyen arkadaşlar sistemin tap, vanasını açıyor. Ve oradaki hidrolik yağı boşalınca arkadaşlar tabii ki kepçede adamın üstüne iniyor. İşte bunlara dikkat etmek lazım. Yani bir şeyi kaldırdıysanız mutlaka ikinci bir mekanizma ile ne yapmanız güvenlik altına almanız gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hidrolik sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır diyoruz arkadaşlar. Tabi bu alanda sıvı gücünün faydalı bir şekilde disipline edilmesi konu edinilmiştir diyoruz. Hidrolik enerjiyle doğrusal, darisel ve açısal hareket üretmek için hazırlanan Sistemlere hidrolik sistemler diyoruz arkadaşlar. Neler var? İşte kirikolar var. Garaj mişleri var. Buna benzer el aletleri arkadaşlar. Nelere dikkat edeceğiz? İşte bir hidrolik kirikoyu kullanırken arkadaşlar tabanı sağlam ve düz zeminde mi buna bakacağız. Merkezlenmiş mi ona bakacağız. Bu da çok önemli. Yani ki, ne derler kirikoyu vuracağınız noktayı çok iyi e, belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, onu iyi tespit etmek yani sadece altına girip veya işte o yükseklik kazanı bir çalışma alanı elde etmek için değil daha kaldırma aşamasında kirikoyu iyi bir yere koymadıysanız yerleştirmediyseniz arkadaşlar yine e, o aşamada bile kazalar yaşayabilirsiniz. Hani mesela araçlarda kiri kovuracağınız yerler ne yapılır özel olarak işaretlenmiştir onun gibi arkadaşlar. E, kirikonun kafası düzgün bir yerde mi, kaldırma yükü dengelaş, e, dengelenmiş mi arkadaşlar? Bunların mutlaka e, ne yapılması, e, kontrol edilmesi gerekiyor bir yük kaldırılmadan önce arkadaşlar. Sonrası kiriko kullanılırken üretici tarafından tavsiye edilen e, ve kiriko üzerinde yazılı bulunan kapasitelerin kesinlikle ne yapılması, aşılmaması ve tüm kirikolarda bitiş işareti olmalı ve bu sınır ne yapılması geçilmem geçilmemesi gerekiyor. Söylemek istediğim nokta şu arkadaşlar. Hani az önce dedim ya. pardon özür arkadaşlar. E, yapılması gereken evet siz kirkolarla kaldırdınız. Kaldırdıktan sonra da arkadaşlar şu şekilde ne yapmanız bir ikincil e, güvenliğe almanız gerekiyor ki e, bu yani sonuçta e, herhangi bir hatada arkadaşlar İçindeki sıvının e, herhangi bir noktadan sızması, kaçması halinde ne yapacaktır? Altta çalışma yapan kişinin üzerine bu malzemenin, kaldırılmış olan malzemenin düşmesi şeklinde bir kazayı ne yapabiliriz, yaşayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Evet, e, el aletleriyle ilgili birkaç nokta daha var arkadaşlar. Onu da şöyle e, notları göndereceğim sizlere. Şöyle ben e, genelde şunu yapıyorum arkadaşlar, uzman arkadaşlar için kendi hazırladığım hani, e, normal ders notlarını gönderiyoruz. Bizim hani sizler için hazırladığımız ders notlarını göndereceğiz. Ama ben uzman arkadaşlara kendi ders notlarımı da gönderiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yok. E, bütün benim anlattığım konularla ilgili ders notlarımı sizlere göndereceğim. Hatta organize de edebiliriz. E, ben e, pazartesi günü dershaneyle bir görüşeyim Ayşe Hanım'la. Sizin mail adresleriniz var veya WhatsApp gruplarından mı gönderir? Ne yapar? Ben sizin grubunuzu söyleyin. Ona çünkü notlarımı gönderdim. O genelde sağ olsun Ayşe Hanım'la Hilal onu yapıyorlar. Takip ediyorlar. Size bütün bu anlattığım ders notlarımı da göndereceğim arkadaşlar. Çünkü siz de bu konuları ne yapacaksınız? İş yerinde anlatacaksınız arkadaşlar. Tabii şöyle. Ben göndereceğim. Siz bunun üzerinden mutlaka düzenlemeler yapacaksınız. Belki daha iyi hale getireceksiniz. Şöyle söyleyeyim. E, tabii burada anlattıklarımız belki çalışanlara konu alarak anlatırken biraz bazı fazla gelecek noktalar olabilir. E, sizlerin sadece sizlerin bilmeniz gereken noktalar var. Onları çıkarıp kendinizi düzenleyip arkadaşlar e, kullanabilirsiniz. Ela ne geldi sizlere Gülbağar Hanım hangileri geldi? Ben e, hemen onu şey yaparım. Siz gelenleri bana bir yazın arada. Tamam. Hangi notlar geldi bana yazın. Ee, bunlar yoksa ben hemen Pazartesi, Salı günü e, Ayşe Hanım'la veya Hilal Hanım'la görüşürüm. Sizin gruba da benim hazırladığım ders notlarının hepsinin gönderilmesini sağlarım. Oldu mu? Dediğim gibi. inşallah işinize yarar arkadaşlar. Ee, şöyle. Ee, Ruzi Hanım da siz gönderin demiş. Peki. Nasıl yapalım o zaman Ruzi Hanım? Nasıl gönderelim? Ee, şöyle e, ufak bir şey rica edeyim mi size? E, şu anda görüşüyorsunuz oradan. E, hemen bir şey oluşturabilir misiniz? WhatsApp grubu? Ha, tamam. E, tamam maille geliyor. Tamam 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 ben de halledeyim e, Ruziye Hanım. Tamam. Ben şöyle sizlere benim anlattığım konular hepsini yani burada size anlattığım tüm konuların slaytlarını göndereceğim. Unutursam da hatırlatın lütfen tamam mı? İşte dedim ya bu aralar biraz programım yok e, unutabilirim e, kusura bakmayın. Bana hatırlatın hocam ders notlarını göndereceksiniz diye. Tamam peki bir ara verelim arkadaşlar sonrasında tekrar beraber olalım bir 15 dakikalık ara görüşmek üzere.